27 Temmuz 2021 Manisa Alaşehir Örnekköy'deyiz. Örnekköy. Yanımızda Ömer Özen. Evet. Rekor gübre yaprak gübresi ürünümüzden yonca tarlalarında bu sene 2 aydır kullanıyoruz. 2 aydır kullanıyorum. Ömer Bey burada 30 dekar yerinizde kullandık. Evet. Öncelikle bunun çeşidi nedir? Kaç yaşında yoncamız? Blue Ash yoncamız 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. 2 aydır rekor gelişimi kullanıyorum. Rekor gübre yaprak gübresi. Rekor gübre yaprak gübresini kullanıyorum. Neler gördük? Neler gördük? Pakette biraz yükselme gördüm. Mesela 30 dekarda kaç alıyorduk? 30 dekarda 500-550 alıyorduk. 630-680'e kadar çıktık. Yani 550'den 630'a kadar çıktık. Evet. Şu an kaçıncı biçimdeyiz? Şu an 4. biçim. 4. biçim yapacağız. Evet. Şimdi burada iki yan tarafımızda amcaoğlumun yerleri var. Aynı gün. Aynı gün biçtik. Evet. Aynı yaşta. Aynı yaşta. Şöyle ekranda görülüyor. Buraya yakın. Şöyle gösterelim. Şu izadan. Siz devam edin. Biçimimiz aynı gün. Paket hepsini aynı günde biçtik. Onun yoncası kısa. Bizimkinde bayağı boy var. Yani şu an zaten en zor dönem. En zor dönem çok sıcak bir havada bu şekilde. Sıcak yani, havaların çok sıcak olması durumunda bile sıcak boyu güzel oldu. Şu an boyu evet. Güzel. Şu an ne kadar diyelim? Şunun boyu şöyle 1, 2, 3 aşağı yukarı 70 santim. Evet, 70 santim var evet. Burada tabii ki damlama sulama sistemi. Damlama sulama sistemimiz var. Bu taraflarda fıskiye. Orada fıskiye sistemimiz var. Evet. Peki gübreleme anlamında farklı bir gübre verdik mi? Farklı bir gübre vermedik. Hayır. Bu son biçim sadece rekor gelişimi kullandım. Rekor gübre. Başka hiçbir gübre kullanmadım. Evet. Şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Gösterelim. En azından şu çiçeklenmeyi evet. Vesaireyi. Şöyle kardeşlenmesi. Kardeşlenme de biraz fark etti. Şimdi aynı zamanda şöyle yakından da bakarsak evet. Şu çatallanmamız da. Yani boydan ziyade bu çatallanma da güzel. Evet. Yaprak kalitesi konusunda boruk güzel. Boruk kalınlığı konusunda ne diyebilirsiniz? Nasıl? Yani şu yoncanın kalınlık konusunda boruk kalınlık şöyle havalar çok sıcak. Bundan önceki biçim biraz daha kalındı. Biraz daha kalındı ama kalite havalar, olarak kalite olarak bu da iyi. Peki yan komşularımız ne yorum yapıyor? Yan komşularımız devamlı burası, beni burası Alaşehir Örnekköy. Devamlı eleştiriyorlar. Senin yonca farklı. Sen bizden fazla paket alıyorsun. Sır gibi saklıyorsun. Sır yani. Gibi saklıyor şu anda. Ama tabii burada böyle yapmamak lazım. Evet. Şimdiden sonra büyük bir ihtimal onun öteki arkadaşlar da kullanacaklar. Onlar da önereceğimiz arkadaşlarım. Şöyle gösterelim ileri doğru. Arkadaşlarımız var. Gördüğünüz gibi şu tarafta fıskiyeler evet. Var. Sağ tarafa doğru gösterirsek o fıskiyelerin olduğu yerde. Fıskiyeli yerler amcaoğlunun burası benim fıskiyesi. Ayrı bir yer. Evet. Bu tarafta aynı şekilde. Bu tarafta. Şöyle gelelim şu yandan da bir daha alalım. Şimdi uygulamayı nasıl yaptık? Ondan da uygulamayı biraz bahsedeyim. Ben 12 kanat şey var benim. Zirai ilaç atmak için kanatım var. Tamam. Dozaj uygulaması. Dozaj, kaç litre suyla ne kadar 1600 litreye 30 dönüm yere 1600 litre yetiyor. 1600. 1600 litreye 3 kilo koydum. 3 kilo koydunuz. 3 kilo. Her iki uygulamada da aynı şekilde aynı, yaptınız. Aynı. Uygulamam aynı. Herhangi çünkü, bir şey oldu mu? Bir yan etki gördünüz mü? Hayır. Hiçbir yan etkisi yok şu kaç anda. Kaç günde daha peki etkiyi gördünüz? Ya atıyorum. Bir hafta sonra geldiğim zaman mesela yan taraftaki tarlayla kıyasladığım zaman benimki ondan boylu oluyor. Yani bir haftada yani onu da nereden biliyorum? Buradaki tarla olduğu için biliyorum. Belki bu olması bilemem. Şu an tam sıfırdayız. Şu an aşağı yukarı sıfır tarladayız evet. Şöyle zaten tarlamız görünüyor. Baktığımız zaman bu taraf atılmayan. Bu tarafa doğru dönelim. Tam sınırda. Evet. Tavsiye atılan yer. Bu ürünü tavsiye ederim. Bütün yonca salon arkadaşlar tavsiye ederim. Şimdi yonca üretimleri de biliyorsunuz katma değer anlamında çiftçimize evet. Para kazandıran bir ürün. Evet. Hayvancılık çünkü çok yoğun, geniş çaplı doğru. Yapılıyor. Kuraklığa dayalı. Evet. İklimsel dengesizliğe dayalı susuzluk stresleri vesaire. Şimdi bu yoncada havaların bu kadar sıcak olduğu dönemlerde herhangi bir stres yaşadı mı? Saldı mı stres kendine? Stres yaşamadı hayır. Yani havaların çok sıcak olmasına rağmen bu boyu ben beklemiyordum bu ama boyu oldu. Beklemiyorduk. Şu anda oldu. Şey oluyor. Tahmini ne çıkar burada gene? Tahminim büyük bir ihtimal bu sefer 650 çıkması lazım. 650 çıkması lazım. Evet. Allah bereket versin. Amin. Öncelikle Alaşehir buradaki yonca üreticileri. Evet. Tabii ki ürün sadece yoncada değil, bağda da bağda kullanılıyor. Da evet, kullanılıyor. Bağ konusunda da çok başarılı. Onları da çekimlerini yapacağız. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim bütün çiftçi arkadaşlara. Yonca solanlar kullansın. Yonca solanlar kullansın. Evet. Peki son bir şey daha sorayım. Şimdi almış olduğunuz, kullanmış olduğunuz rekor gübre ürünün burada 3 litreyi 30 dekara attınız. 30 dekara attık. 30 dekara attığınızdaki maliyet hesabını yaptığınızda zaten bir 550'den 530'dan 640'a. Evet, evet. Aşağı yukarı 80-90 paket. 80-90-100 pakete kadar çıkıyor. Evet. Bu var.
Bir de sezonun getirdiği zorluk, mesela sıcak havaların, yaz sezonundan evet, oluşmayan bir kaybınız var. Evet. Standart devam ediyor. Bunları hesaplarsak maliyet anlamında uygun mudur size? Uygundur, evet. Uygundur. Çünkü uygundur. Bazen ilk bakışta üreticiler... İlk baktığımda benim fiyat yüksek geldi gördüm ama şimdi değil artık. Çok yüksek ama rekor gübre nokta atış bir üründür. Evet. Sonuç verir, çiftçimize para kazandırır, memnun eder. Herhangi bir bağımlılığı yoktur. Evet. Aynı şekilde aynı periyotta uygulama zamanı ve dozlarında uygulanırsa bu sonuçları alırsınız. Evet, evet. Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Sağ olun. Buradan ekranlardan söylemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Bütün çiftçi arkadaşlara bereketli yıllar dilerim. İnşallah. Biz de bol bereketli olsun diyoruz. Amin. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet.